evleneceğin kız veya erkek hangi cins karar verecekse görüşeceksin. Filanca yerde paketlenmiş biri var git al onu kargodan tekliflerini asla evet deme. Çağır. Şartlarını anlatacağım. O şartlarda görüş. Birinci sana zaten referansla geldi o. Ama bu referans dışarıdan izleyen birinin referansı. Sen onunla bir hayat yaşayacaksın. Otur. Selamun aleyküm hanımefendi artık ne diyeceksen e, aleyküm selam beyefendi diyecek tip tip gözüne bak utanmış numaraları yapıp önündeki telefonla falan oynama gözlerinin içine bak o da sana baksın saatlerce değil <laughs> Yani mikroskop alıp gözünün içini inceleme 2 dakika 3 dakika ben filanca yerden geldim şu insanım şöyle bir hayat yaşamak istiyorum sizi de hayat ortağı yapmak istiyorum. De, o da sana aynı şeyi desin. Ondan sonra bir daha görüşürüz, değil mi? Görüşürüz. Bu kadar. Çık. Ondan sonra bir gün, iki gün, üç gün geçsin. Ben sana sormuş olayım. Ne oldu o görüşmeden diye. Böyle bilim yani işte. Görüştük. Sen onunla evlenemezsin. Bitti. O gözden senin gözüne sinyal gelmemiş. Aynı frekanslardan değilsiniz siz. Ama ben seni öbür gün sorduğumda vallahi hocam bilmiyorum ki annesi ne der filan. Anlaş, mesela anlaşıldı. <laughs> tamam. O zaman iş istihareye kalır. O da istihareye kalır. İstiharede de gelinlik filan görmen gerekmez. Öyle bir istihare çeşidi yok zaten. İstihare ne demek? Sünnete uygun. İki rekat namaz kılarsın. Rabbim bana yardım et. Yanlış bir iş yapmayayım. Demeye gelen duanı yaparsın. Ondan sonra aradan geçer 3 gün bakarsın. Frekans sıkıntısı oluyor mu? Radyoyu açar açmaz hemen o yayına giriyorsa mesele yok. İstiharenin sonucu budur zaten. Ondan sonra arkadaşlar nişanı var vesairesi var. Lakin sakın bir kızla ya da bir erkekle kimle evleniyorsan gördükten bir hafta sonra asla nikahlanma. Çünkü herkesin yağmur yağdığında dökülecek boyaları vardır. Vallahi çok güzel tanıtmıştı kendini. E aptal mı karşındaki ben aslında acıkınca adam yerim ama neyse gelseninle seninle evleneyim diyeceğini mi bekliyordun? Elbette o sen Yusuf musun nesin karşımda diyecek. Öbürü de ah Züleyha sen neredeydin demek ki Allah seni benim için yaratmış. Edebiyat herkes roman okuyor arkadaşlar. Herkes pembe film seyretmiştir muhakkak. Kim ne palavra dizeceğini çok iyi bilir. Bir defa o sen onu görmeye geleceksin diye ne boyalar sürdü kendini. Sen kuaförün önünde durdun bir sürü. Kimse kömürcü dükkanından çıkıp da kız bakmaya gitmiyor. O sun iyi görüntü arkadaşlar. Dolayısıyla tanıştıktan sonra şöyle bir 90 gün geçsin. O 90 günde görüş, konuş, tanış. Bir yandan onu tanı, bir yandan etrafını tanı. Çöplükte biten bir gül mü? Yoksa güzel bir bahçede mi bitmiş? ölç ama onun birinci kanun sakın tek başına kalma onunla o zaman zehirli hormonlu bir bitki bitirmiş olursun bahçende onun kardeşi abisi 7 yaşından büyük yeğeni mümeyyiz bir çocuk gelsin yanınızda otursun sen de öbür tarafta otur hayat hikayeni anlat o da hikayene merak etme ikinci oturumdan sonra hiçbir konuşma zorluğu çekmezsin terlemezsin de birinci oturumda terlediklerin yeter sana ahlaklı biriysen ahlak olmayan zaten ebedi terlemez o ne isterse helal ona ahlaklı insana bazı şeyler sıkıntılı terletici olur